Merhabalar, ben Köteiz Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Peki, soracak olursanız ben bir süredir neredeydim? Yatakta ölmekle meşguldüm. Evet, hani ben de hastalanabiliyorum. Bayağı ağır bir biçimde hastalandım. Gist'ten hemen sonra... bayağı bir konuşamadım, yerimden adam gibi kımıldayamadım vesaire vesaire, ancak şimdi gayet iyi bu durumdayım. Arada öksürük krizi tutmasını saymazsak o da biraz kalıntı. O da geçecek yakında. Ama şu an gayet rahat video çekebiliyorum, şudur budur. Herhangi bir yerim ağrımıyor, bu benim için güzel bir şey. Herhangi bir yerimin ağrımaması şahsen hoşuma gidiyor şu an. Ve boğazım acımıyor. Bu da önemli bir detay. Evet, bölüm arası neler yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Aslında sanırım birkaç bir şey yaptım. Bayağı bir materyali önden craft ettim. Craft kuyruğunu aldım. Ve biraz maden kazmış olmam lazım. Onun dışında bir şey yaptığım söylenemez. Ancak mod paketinde birkaç değişiklik yaptım. Onlara değineyim. Azimut'un bütün modlarını kaldırdım. Ama burada beni dinleyin. Azimut'un bütün modlarını kaldırdım demek... şu dışını ilginç bir biçimde açıklamıyor. Çünkü Azimut Complete Pack'i yükledim. Azimut'un birkaç tane modunu kullanıyordum, ancak birkaç tanesi daha ilgimi çıktı. Fakat sayı çok artacaktı. Onları tek bir mod olarak toplamış arkadaşlar. Geliştiriciler. O yüzden Azimut Complete Pack'i kurduk. Yay! Ve burada çok sevdiğim bir olay söz konusu, hatta onu, onlardan birini şurada kullanacağım. Şimdi sen gel. Evet, şimdi 4. Olur. Evet. İhtiyaç duyulan malzemeler çok alakasızmış bu arkadaşta. Şimdi display istiyorsun, interior plate istiyorsun, construction component istiyorsun, bir de biraz daha interior plate istiyorsun. Kabul. Display. Interior plate, aslında fazla da aldım. Construction component. Artık malzeme sıkıntım yok. Evet, bu oksijen istemeyen miydi değil mi? Tamam. Valla. Tabii ki de şöyle. Evet, bu biçimde oturuyoruz. Ve gene enerjimizi şarj ediyor. Sadece hidrojenimizi doldurmuyor. Hatta hidrojen demişken hidrojenimizi de dolduralım. Evet, bunu ekledim. Bunda bu arada bayağı ilginç şeyler de ekliyor. Bakalım başka neler eklemişim. Hız modlarını biraz değiştirdim. Ona bakabilirsiniz. Birkaç modu çıkarttım, ekledim. Evet, bakıyorum. Bunlar yine Azimut'un. Corner LCDs diye bir mod ekledim. Bunun yanı sıra... bakıyorum. Ha, şu gravity tube'u ekledim de onu deneyeceğim. Yeni çekiyor ancak nasıl bir kullanım bulabilirim bunun hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Slope LCD'leri ekledim. Bakıyorum. Şu industrial size diye bir mod var. Şu üç arkadaşı ekliyor. Factory, Advanced Assembler ve Advanced Refinery. Ama istedikleri şeylere lütfen bakmanızı istiyorum. Bayağı bir şey istiyorum. Yine sıra bakıyorum. Şunu da ekledim. Interior Walls diye. O da bayağı hoş bir mod. Evet, bakınıyoruz buradan. Evet, bunlar zaten olanlar. Bu da zaten vardı. Ha, şu sign. İşaretler için
Bir mod. Neyse, bunları ekledim. Neyse, son Space Engineer'ı çekmemin üstünden 1-2 hafta geçmesini bu şekilde atlatmış olduk. Neyse, bu bölüm ne yapacağım? Bu bölüm kendime bir welding aracı yapmak istiyorum. Çünkü benim bir welder'a ihtiyacım var. Yani bunun anlamı... Geliyorsunuz. Evet. Benim buraya bir... Tamam, bu yeterli olur diye düşünüyorum. İnşaat alanı yapmam lazım. Bu inşaat alanında gayet misler gibi. Ups. Ha gayret. Heh. Tamamdır. Burayı weldleyip kendime bir adet welding gemisi yapacağım. Evet, bu biraz ironik bir detay oldu ancak... Welding gemisi yapmamız lazım artık. Peki, welding gemisi ne oluyor? Öncelikle welding nedir? Onu bir öğrenelim. Şu yaptığım iş, bunu çok daha geniş alanda yapacak bir biçimde bir adet gemi yapmak istiyorum. Bunun bana katacağı avantaj nedir diye soracak olursanız, basitçe çok daha hızlı, çok daha büyük projeleri çok daha hızlı veyatlayabileceğim. Yani şu gördüğünüz iş sadece bu kadar basit bir platform için bu kadar zamanımı alıyorken ki elimdeki en hızlı ikinci welder. Artık geri kalanını siz düşünün. Evet, bu şekilde. Ve tabii ki de steel plating. Şöyle bir sıkıntı var. Geminin bize katacağı ufak bir avantaj. Yanınızda daha fazla eşya taşıyabileceğiz. Ama tabii bu gemiye ben binmeyeceğim. Yani geminin bir kokpiti olmayacak. Nasıl kullanılacak diye soracak olursanız, o zaman kendisi... başka construction components, yani temel içerik olarak bunları alıyoruz. Sonra... Evet, şimdi bu yeter. All blocks. Sen geliyorsun. Tabii ki de sen lazımsın. Şimdi small ship. Kendime bir adet small ship yapmak istiyorum. Bunu tamamlamayacağım çünkü bu biraz işin gereksiz kısmı. Evet. Burası biraz iskeletimiz olacak ve yukarı kaldırmış olacağız. Şu an kafamda tam bir şekil yok. Ve Twin Welder'ı kesinlikle kullanacağım ve... Medium Cargo Container bu inşaatta gayet işimizi görür. Evet. Bir tane Twin Medium Cargo Container. Bunu weldleyeyim azıcık. Computer, motor... Ne istiyordu? Display. Evet, burada şunun yönünü karıştırmamak için lazım çünkü şöyle durumlar, welder'lar gördüğünüz gibi geniş kullanımdan istiyor. Evet, şimdi yapacağımız şey, bir tane welder koyabiliriz şimdilik. Ancak sanki çok işe yaramayabilir gibi geliyor. Evet, çok işime yaramaz. Hatta ve hatta seni alalım. Çok daha güzel bir fikir geldi aklıma. Şimdi sevgili kargo konteynerimiz, gel. Tamamdır. O zaman
Conveyor. Evet. Bir. Ve. İki. Ve sonrasında. Bir. Ve iki. Evet. Burası tamam. Şimdi şunu valve diyelim. Bu şekilde valve diye ilerleyeceğim. Bunlar çok fazla, Twin Welder'lar çok fazla mı demeyi istiyor, o aklınızda bulunsun. Evet, gördüğünüz gibi bayağı fazla menzili istiyorlar. Motor ve small tube. Şimdi. Ve motor. Evet, motor da burada. Evet. Temel design böyle bir şey olacak. Evet, ve buraya koymamız gereken önemli bir şey var. Kamera. Tam olarak şuraya. Bir adet kamera koyacağız. Tabii ki de kompüterimiz yok. Evet. Gördüğünüz gibi burası bu şekilde. Sonra gelelim önemli bir noktaya daha. Pil. Evet, iki aslında bir tane pil bu araca yetebilir diye düşünüyorum. Power cell'leri şimdilik koymayacağım çünkü enerji alacaklar öyle bir durumda. Şimdilik bir tane pil bence yetebilir. Onu daha sonra test ederim. Ve ardından bana gereken başka bir şey daha. Connector. Ama bu connector'ı bağlarken ufak bir sıkıntımız söz konusu. Çünkü connector'lar geniş istiyor ve şurada ufak bir adet bağlantımız var. Hatta burada bağlantımız yok. O zaman dur. Pil sen gel. Connector'ı arkadan bağlayacağım o zaman. Şimdi connector'ı bağlamak için ne yapabiliriz? Aklıma şöyle bir neydi o arkadaşın adı? Evet, conveyor'lar altındaydı. Evet, converter. Bu arkadaşı kullanabiliriz. Evet, bunun arka tarafına bakacak olursak şu şekilde ufak konektörler var ve bunlar bu şekilde büyüğüne bağlanıyor. Ve 7. Evet. Bir adet small reactor koymak istiyorum ayağa şu an. Çünkü bunun sebebi birkaç bir şeyi test etmek için. Reactor components start. Evet. Birkaç bir şey test etmem lazım bu cihazda. Reactor components, steel tube, metal grid ve computer. Metal grid ve computer. Evet, bir adet acıcık premium. Tamam, bu gayet makul bir miktar oldu. Evet, şimdi sevgili konektör. Tadır kargo konteyneri ancak Twin Welder, çünkü Twin Welder'larımız henüz tam monte edilmedi. Tamam. Large Steel Tube, Power Cell. Power Cell'imiz var mı? Var.
Art Steel Tube. Ve computer. Evet. Şimdi bunu test edelim. Evet, Twin Welder'ımız her şeyi burada, her şey her yere taşınıyor şu an. Tam olarak istediğimiz gibi. Yani kısacası şu an burada herhangi bir sorunumuz yok. Evet. Ama sorun olan bir kısmımız var. Bizim iticilere ihtiyacımız var. Değil mi? Atmosferik thrusterlar. Bu arada bu araçta önemli bir detay söylemem lazım. Öne doğru bakan thrusterlar biraz daha önemli. Yani şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu thrusterlar bu yöne doğru gidiyorlar. Yani aracın önüne doğru. Aracı geri götürüyorlar. Bunu yapmamın sebebi ise biraz frenlemek için. Yani bunlar aslında fren olacak. Evet. Şimdi gelelim ileri gitmek için olanlar bunlar. Sonra sağ. Sol. Sonra beraberinde aşağı itme kısmı. Burası biraz sıkıntı bir kısım olacak. Hatta onun için biraz daha thruster'a ihtiyacım var. Thruster'ı sığdırabileceğim bir yere. Onu da nereye kameranın görüşünü çok kapayabilir. Şöyle sıkıştırabilirim düşününce. Biraz kaba bir görüntü olacak ancak bu gemiden çok kibar bir görüntü beklemiyorum şahsen. Yani bu gemiden tek beklediğim şey işim görsün. Yukarı doğru kaldıranlar önemli çünkü araç yukarı doğru ilerlemek zorunda. Ve beraberinde şu ve şu da ileri doğru itsin. Ve buradan itibaren spotlightlarımız devreye girecek. Bir ve iki. Ve üç. Ve ardından önemli bir noktayı daha unutmayalım. Kamera, gel bakalım. Ters dönme. Evet. Burada bir adet daha kameraya ihtiyacımız var. Çünkü park ederken bize lazım olacak. Evet. Spotlight. Gel bakalım. Ve şu iki spotlight var. Melt diyelim. Evet. Ve son bir parça grubuna daha ihtiyacımız var. O da pardon, birkaç tane daha. Pardon, o yanlış söyledim. İlk olarak gyroskop. Şu iki kola da bir tane koyacağım. Neden daha birden fazla gyroskop koyuyorsun diye soracak olursanız, çok fazla ağırlık taşıdığım takdirde gyroskopların zorlanmasını istemiyorum. Ve kompütür gene yetmiyor. Kompütür. Gel bakalım. Acaba bu göndermeyi anlayan var mı? Evet. Gyroskopları koyduk.
Sonrasında birkaç ufak şey kaldı. İlk olarak pili koyacağız zaten. Hatta iki tane pil koyabilir. Yok, koyamam. Düşünüyorum başka. Remote kontrol lazım. Evet. Remote kontrol. Buraya. Ve beraberinde pil. Pil de buraya. Evet. Geri kalan tek şey her şeyi lehimlemek. Kaynaklamak. Evet, ben bunları hemen kaynaklayıp geliyorum. Evet ve koymamız gereken son şeyi de koyalım hemen. O da bir adet anten. Evet, bu arada pil sayısını ikiye çıkarttım. Evet, şimdi şunu ayırmadan önce bir test yapacağım. O da bakalım nasıl sonuçlanacak. Şimdi remote control neredesin? Bunları da tabii temizleyeceğiz. Evet. Tabii takıp çıkarınca bu oluyor. Tabii landing gear sorun çıkartıyor. Evet. Small grid, remote control, control. Evet. Gayet kontrollü bir biçimde. Tabii yana kaydığında haliyle biraz aşağı eğiliyor çünkü ağır. Ama ufak bir sıkıntı var. Acaba şunu kırdığımda enerjisi yetecek mi? Gel bakalım Small Grid sen. Evet, basit haliyle zaten fazlasıyla enerji kullanıyor. Evet, piller biraz zar zor yetiyor gibi. Evet. Tabii ki de kapattık. Ancak yapmak istediğim bir şey daha var beraberinde. Bir adet buton. Butonla kapayıp açmak. Ve tabii ki de bir adet interior plate lazım. Ve bu arada bu sayede size butonları da göstermiş olurum. Bir adet interior plate. Evet. Şimdi gel bakalım. Senin görevin aslında gel. Evet. Siz battery Y'ye bastığınızda o devre dışı kalıyordu. Şimdi groups battery toggle on off. Evet, neden çalışmadı? Battery. Tamamdır. Bu şekilde arkadaşı devre dışı bırakıyoruz da sanırım geri açamıyormuşuz. Evet ve şimdi yapmamız gereken bir şey daha var dolayısıyla. Şimdi gelin bakalım. Bir adet conveyor ve bir adet de connector lazım.
Hatta direkt sadece connector'da olabilir gibime geliyor. Evet, sadece connector'da olabilir ama sadece malzeme lazım. Steel tube, construction components vesaire vesaire. Construction components. Small steel tube ve motor. Yanlış şey. Ve motor. Evet. Ve şimdi sen gel bakalım. Kontrol panelini geri aç ve ardından kontrol. Ve burada kamera, kamera 2. Sen view. Eğer bir dersek gördüğünüz gibi aracın önünü görüyoruz. Ancak bana aracın arkasını görmem lazım. Tabii ki de kontroller burada biraz ters. Çünkü aracı geri viteste kullanıyor. Ve burada bir de ona connector switch lock. Asıl dur sen değil de remove. Sen şuraya gel. Switch lock, hatta şurada da toggle block on off olsun. Şuraya bir yere bakıyor olması lazım. Evet ve bir şey daha lazım. Burada atmospheric thruster var. Evet ve hepiniz off konumuna gelin ve buradan G'yi alalım. Groups, thruster, toggle block on off. Evet, tabii ki de burada diğer şeyleri de bağlıyız. Sen gel bakalım. Ve bir de K, twin welder'lar gelin. Siz de tamam, burada welder grubunu oluşturun. Gruplar. Şuradan da evet. Welder'ımız hazır. Hayırlı uğurlu olsun. Artık bir adet welder'ımız var. Tam teşekkürler. Ne zaman istersek buna bağlanıyoruz ve büyük bir şeyle weldiyoruz. Hatta bir adet örneği şimdiden gösterelim. Tabii öncelikli olarak tabii gelelim biz şöyle. Evet tabii şu an arkadaş buna bağlı. Tamam. Bunu kontrol etmemiz lazım bizim. Evet tabii inventory'sine henüz bir şey almadık. O yüzden şimdi inventory'e gel bakalım. Buradan seni alacağız. Senden 200 tane alalım. Bunu otomatik olarak atmanın bir yöntemi var. Tabii dur. Tim okuyor bunu. Böyle bir sıkıntımız var. Kontrol panel. Konektör. Bununla ilgilenmem gerekecek. Evet. Bugün kargo konteyneri tamamdır. Tabii bu fazla oldu.
Bunları senin adını değiştirmemiz lazım. Component P1. Tamamdır. Bunu ayarlayacağız. Component Steel 200 olsun hatta. Sanırım böyle bir şeydi. Ha evet. Steel plate 200, tamam. Ve şimdi 2 4 900'ü seçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok hızlı bir biçimde ikisini de yerleştirdik. Ancak bunu player'ınıza çok yakınken yapmayın çünkü player'ı öldürebiliyor bellerler. Aklınızda bulunsun. Ve geriye tekrar park etmek kalıyor. Bunun sayılarını ayarlayacağım. Evet ve 4 ardından 6. Voilà. Evet. Basitçe her şey bu şekilde işliyor. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü günler. İyi eğlenceler.